Ece ve Melih kardeşimize de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilik çok kutsal bir kurumdur. Çekirdek aile olarak şu anda başladılar. Ve bu çekirdek aile inşallah daha ileriki yıllarda meyvelerini de verecek. Kardeşlerimize çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Sözlü olan, nişanlanacak olan, nişanlı olan, evlenecek olan bütün kardeşlerimize de bu mesajı özellikle iletmek isterim. Ailede erkek de kadın da hayat anlamı katan değerdir. Bunu öncelikle çok iyi not almamız gerekiyor. Ancak kadınların omuzlarında çok büyük bir yük var. Erkekler olarak sorumluluğumuz tabii ki dışarıda. Eskiden hanımlar çalışmadığı dönemler hatırlayın. Hep bir gelirle birlikte evde geçiriliyor ama şimdi bu koşullarda mümkün değil. Aileler hep birlikte çalışarak geçirmek durumunda kalıyor. Ancak ne olursa olsun evlilik kurumunda kadının rolü çok büyük. Bir anne, bir eş, bir sevgili, bir hayat arkadaşı. Bunları çoğaltabilirsiniz. Ve her daim mutlaka ve mutlaka hayatın her noktasına bakın. Baktığınız her yerde o kadının dokunduğu güzelliği görürsünüz. Ben bunu hayatım boyunca böyle izledim. Kendim de böyle gördüm. Çevremde böyle gördüm. Belki erkekler şimdi diyecekler ki ya bizi siz yerin dibine soktunuz diyecekler ama öyle bir dünya yok. Kesinlikle onlar da çok kıymetli. Ancak kadınların erkeklere göre çok 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 daha bir cefası var. Ezası var. Zorluğu var. Kıymeti var. Sorumluluğu var. Omuzlarında çok büyük bir sorumluluğu. O yüzden atalarımız demişler ya yuvayı dişi kuşu. Ben hayatımıza anlam katan o güzel kadınlara bir alkış istiyorum öncelikle. Bir evde kadın mutluysa erkek de mutludur. Bir evde kadın mutluysa çocuklar da mutludur ve hayatın her aşamasına renk katılır. Erkekler tabii ki genellikle biz çok güçlü olmak durumundayız. Üzülsek de, efendim söyleyeyim zorlansak da, ağlasak da içimizden ağlarız. Bir şeye yansıtmayız çünkü güçlü olmak öğretildi bize. Yine o güçlü olmayı da bize anneler öğretti. Çocukluğumuzda bölüşmeyi öğretti, paylaşmayı öğretti. Şimdi evlenirken de yine hayatı paylaşmayı öğrettiler kardeşlerimize. Ben sözü uzatmadan toparlıyorum. Erkeklere de, kadınlara da birlikte mutlu oldukları bir hayat diliyorum. Allah kadınları başımızdan eksik etmesin, erkekleri de kadınların başından eksik etmesin. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın. Sağ olun.